şeyi bilen bir baba var. Başka bir şey söyleyeceğim. Ceren Hanım gerçekten Amerika'yı çok iyi bilen, Amerikan sivil toplum kuruluşlarıyla hukuku olan, burada bir şey Amerika'yla teması olan birisi. Bir ben şunu söylüyorum. Amerika'da. Enver Bey bakın. Siz televizyonda benim elinizde hiçbir belge olmadan bundan daha önce Amerikan projesi olmakla suçladınız. Bu son derece eğer... Hayır ben göster, Amerikanlar ilgisayar bir fotoğrafı göstereyim. Bir dakika. Aldığınız ödüller var. Bir dakika, ödül falan almadım ben. Ne aldınız peki? Ödül falan almadım ben. Vallahi ben aldım, ben kaçayım. Bir saniye. Göstereyim bir şimdi. Ödül falan almadım. Clinton'dan aldım. Ben Clinton'dan ödül falan aldım. Ne aldınız elinizde? Almadım yani alsam da bundan da utanmam yani. Bundan Koray da utanılacak bir şey yok. Bakın yani. Koray Bey almış. Ben aldım vallahi. Bakın siz burada gazetecilik etiğinden bahsediyorsunuz. Evet. Bir meslektaşınızı... Evet. Amerikan projesi olmakla itham ediyorsunuz. Neredeyse yani bu belki... Ama burada bir şey söylemedi Ceren. Bir saniye ya Koray Bey siz değil mi? Ben proje demedim o yayında. Bir şey söyleyebilirim. Olmayan şimdi, ithamlarla... Ama daha önce Bey'le anladığım kadarıyla bir şey var. Bir şey söyleyeceğim cevabını. Evet. Buyurun. Konuyu ben dinliyorum. Bir dakika buyurun. Dinliyorum. Konu değiştirme. Yeksilerden olsun. Bir dakika Ceren Hanım'ı dinliyorum. Buyurun Ceren Hanım. Enver Bey burada gazetecilik etiğinden bahsediyorsunuz. Evet. Bir meslektaşınızı yani ve... Belli ki yanlış bilgilerle, Amerikan projesi olmak gibi son derece ağır bir ithamla itham ettiniz. Ben bunu size söyledim, dedim ki yanlışınız var. Eğer siz benim Amerikan hükümetiyle gazetecilik faaliyetleri dışında herhangi bir ilişkimi kanıtlayabilirseniz... ...ben bir daha gazetecilik yapmayacağım hayatım boyunca. Size bunu söyledim. Böyle bir diyalogumuz olmadı. Hayır böyle bir diyalogumuz oldu. Twitter üzerinden böyle bir diyalogumuz oldu. Siz böyle bir şey yazdınız. Evet, evet ben böyle bir şey yazdım ve sizi özür dilemeye davet ettim. Siz... Özür dilemediğiniz gibi o dönemde ki bu bir iftiraydı. Özür dilemediğiniz gibi şimdi de kalkıyorsunuz buradaki konuşmanızda tekrar buna ithafen bir şey söylüyorsunuz. Bu ayıptır. Şimdi cevabı vereyim mi? Enver bu gazetecilik etkinin sınırı. Bir dakika. Bu tartışma ben ne yaptığımı var. Söyleyeyim. Siz yanlış bir şeyle beni suçladınız. Hiç yanlış değil. Bana iftira attınız. Bana Amerikan projesi dediniz. Benim Amerikan hükümetiyle hiç bir yanlış. Bir dakika. Baltıçe bu ciddi bir mesele. Bu yanlış. Olay şöyle oldu. Türkiye'de genç siviller adı altında devletten beslenmiş bir grup var. İktisadi olarak da devletten beslenmiş Amerika ile de hukuku olan bir grup var. Hanımefendi onlardan biri. Ben bunun belgelerini de Twitter'a koydum. Ama daha önemlisi şu. Ben dedim ki Ceren Hanım'a Twitter'dan bana yazdığında sonra da telefon açtım. Yapımcılar da açtı. Kemal Bey gazeteci gittiyse ben yanılmış olabilirim. Lütfen aykırı sorulara gelin düzeltin dedim. Dedim mi demedim mi? Ben sizin programınıza niye çıkayım? Hayır, Enver Bey, ben cevap hakkını kullanın dedim. Yalan söyleyen, iftira atan bir insanın programına niye çıkayım? Ben sizin bu programa çıkacağınızı da bilmiyordum. Bilseydim sizin bu programda olacağınızı buraya da gelmezdim. Ne yazık ki anons yapıldıktan sonra da öğrendi. Ben bana iftira atan bir insanın, bana iftira attığını kanıtladığım bir insanın... Nerede bunu ortaya koyduğum... Ben diyorum ki, Twitter'da biz yüzleştik sizinle. Peki, bir dakika. Özür dilemeyen, iftirası ortaya çıkmasına rağmen... Özür dilemeyen bir insanın programına ben niye çıkayım Enver Bey? Ben o belgeleri Nuh Albayrak'ın önüne koydum. Belge falan ertesi gün yok yayına ortada, davet yok belge ettim. Falan. Belgeler belge ortada. Belge falan yok Enver Bey. Tamam siz belge de çıkartın ne belgesi var? Ben 5 dakika verin çıkartayım. Ya ne belgesi neyse, var? Neyse 5 dakika yani verin. Yalan beş söylüyorsunuz. Dakika. Bakın ben... Yakışıyor mu? Ayıp değil mi? Bir şey ayıp söyleyeyim mi? Türkiye'de ayıp değil mi? Aykırı soruların Türkiye'de bir tek güvencesi vardır. Hiç yalan söylemez. Hiç belgesiz çalışmaz. Peki, bu daha çok taraf gazetesi. En azından bir kere sizin gazetelerinizde geçelim. Peki. Ben buldum aradıklarımı. Bir dakika. Enver Bey buldum. Size o yüzden izin vermiştik. Bir şey arıyordum ya onları. Bir dakika. Şunu ben bitireyim. Şu yalan meselesini bitireyim. Hayır, yalana girmeyelim şimdi burada. O değil ya. Başka yalandan söyleyeceğim. Bu gösteri meselesi. Yalan nedir biliyor musunuz? Hakikati bana gerçek resim ortaya koyacaksınız. Ben size yalanı söyleyeyim. Yalan Türkiye'de şudur arkadaşlar. Bunu aklınıza iyice yerleştirin. Kabataş rüyasını gören bir kadın Türkiye'de çıktı biz aydınız dedi. Kabataş halüsinasyonunu gören bir insan Türkiye'de Hürriyet'te yazmaya devam ediyor. Olmayanlar üzerinden toplumu galyana getirdiniz. Sizin gazeteleriniz yaptı. Vicdanınız sızlıyor mu? Sızlamıyor mu? Bu şimdi kadar basit. Üstüne bir de slogan atın. Gazeteler, bu gazetelerde çıktı kusura bakmayın Kemal Bey. Yani konumuz evet. Bunların hepsi gazetelerde çıktı. Hakikat dediğiniz şey belge koyacaksınız. Örüntüler çıktı. Ne oldu Kabataş meselesi? Ne buldunuz? Hani başörtülü bacımıza saldıranlar? Beyefendi. Hani başörtülü bacımızın mazlum? Hepinize soruyorum. Yok bana bakarak söylüyorum. Size de soruyorum. Merak ettim. Size de soruyorum. Bir dakika beyefendi. Kemal Bey'e de soruyorum. Var yalan dediğiniz budur. Şimdi ne olacak biliyor musunuz?
yasayla birlikte böyle bir yalan atılacak. Bu yalan atıldıktan sonra bir arada olan insanlara vay siz teröristsiniz diyecek. Hepsini alıp içeri tıkacaksınız. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Nasıl emin konuşabiliyorsunuz? Yaşadık mı? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Sizin yazılarınız. Siz o kadının yaşadığını biliyor musunuz? Hangi kadın? Kadın çıksın da bir konuşalım. Bir görelim. Kadını bir görelim. Kadın çıktı konuştu. Nerede konuştuğuna çıktı? İnanmıyorsunuz. Hangi kadının belge, sözüne belge inanmıyorsunuz. Belge nerede? Hangi orada yarısı gözüken gözükmeyen kendini seçmiş bana bir şey izletilmiş. Siz ona inanmayı tercih ediyorsunuz. Kadın kim? Yani o görüntüyü kim izledi? Bir kadının kendi ya mağduriyetini anlatmasına inanmıyorsunuz. Sizi kesin biçilmiş izletilen bir şeye inanıyorsunuz. Bir de belge diyorsunuz. Ne olması gerekiyor? Belge olarak ne olması gerekiyor? Şu olması gerekiyor. Benim ilkem... Bütün kadın tacizlerinde aynı belgeyi aradınız mı? Evet. Bütün hepsini aradınız. Evet. Mobese kaydı yoksa inanmadınız öyle mi? Bakın nasıl aradınız? Kadın savcılığa ifade vermiş inanmadınız. Şey öyle mi? İlle de mobese kaydı istediniz öyle mi? Ve bunun üzerinden bunu haberleşen bir kadına edinmedik hakaret bırakmadınız. Ben hiç bence çok ayıp ediyorsunuz. Bakın ben çok çok ayıp ediyorsunuz ve burada cinsiyetçilik de yapıyorsunuz üstelik. Ölçü şudur. Bir insanın beyanı esas. O kadını dinleyenlerden birisi de benim, birisi de Balçiçek. Peki ben soruyorum Balçiçek ve size. O görüntüleri gördünüz mü? O görüntüleri gördünüz mü arkadaşlar? O görüntüleri gördünüz mü? Kabataş görüntüsü gördünüz mü? Biz o kadını gördünüz dinledik mi? Bana görüntüyü gördünüz mü? Yalan söylediniz Türkiye'ye. Asla yalan söylediniz. Ve bu yalandan dolayı da yargılanacaksınız Türkiye'de bu yalandan dolayı. Asla yalan söylemeyin. Yargılanacaksınız bu yalandan dolayı. Tabii yargılanacağız. Siz dediğiniz için yargılanacağız öyle mi? Yargılanacak çünkü yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Gerçekten yalan söylüyorsunuz. Ben Gezi'de hiç kimsenin bir kadını taciz ettiğini... Tabii. Siz bir dinleyin bakalım. Dinleyin. Onlarca kadının başına ne gelmiş dinleyin yani. Bunu yapanları korudular. Hepsini sizin mahkemenize çıkıp size ifade vermesi mi gerekiyor Ömer Bey? Müslümanlar... Bir kadının yaşadığı şeyi böyle hafife aldığınız için... Müslümanlar namaz kılarken orada solcular korudu. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Gezi dünyanın en barışçı eylemiydi. Tabii tabii ben bir ayı yaşadım. Bir kadın tacize uğramadı. Hiç kimse tacize uğramadı. Yalan söylüyorsunuz. Ve Türkiye'de yargılanacaksınız vicdanlarda. Yalan söylüyorsunuz. Ve kusura bakmayın yalan size yakışmıyor. Peki şimdi asla güvenlikle ilgili Enver Aysever. Kendi adıma şunu söyleyeceğim. Bu konuyu buraya getireceğini de adım gibi de biliyordum. Onun için de teşekkür ediyorum sana. Yapmamanı düşünürdüm. Yaptın ama beni de içine kadar. Kabataş'la senin ne alakan var? Ben sadece olayı hakikaten söylüyorum. Ne olduğunu biliyorsun Enver. Şunu da söyleyeyim sana. Hayatım boyunca bir daha bu konuda da konuşmadım. Çünkü yazı yazdım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama ben orada sana bir dakika, attım. Bir dakika. Mesaj da attın. Destek de verdin bana. Bunu da söyleyelim senin buradan. Senin suçun değil. Duyduğum bir şey dedi, aktardın. Bak şöyle bir şey. Ben hayatım boyunca görüntü gördüğümü söylemedim. Biliyorum. Ben de bunu desin. Seni özledim. Ama işte bu ya da ben Halime'nin de görüntü gördüğünü söylediğini ben hatırlamıyorum. Balçiçek bir şey söyleyeceğim. Ve biz linç edildik. Bir dakika. Enver. Ben sen linç edildiğinde sana mesaj atıp attın. Sana haksızlık ediyordum. Şimdi ne bu peki? Hayır. Şu. Bana diyor ki Ceren Hanım burada gerçek resim. Ben de diyorum ki İsmet Berkan ben o görüntüleri seyrettim İsmet dedi. İsmet Berkan'a sor o zaman. Sordum ben bunu. Beyefendi konularla İsmet bu kadar çatı olabilir mi ya? Ve Balçiçek Hanım. Sen bu konuda hiçbir zaman görüntüleri gördüm demedin. Bak, ama sen iki aktardın. Şey ama iki bu da haksızlık etme. Ben senin yanında durdum. Nerede haksızlık etmişim sana? Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ay boyunca kadınların tek söylediği şey bu tünelden orada. Bu Habertürk'ün önüne kadar bir ay boyunca tek bir kadın tacize uğramadı. İnsanlar birbirlerine inanılmaz iyi davrandılar. O zaman Gezi'yi kötülemek için bir sürü yalancı başörtülü bacımıza 30 tane baldırı çıplak adam saldırdı diye ne sen dedin bunu? Tamam mı? Hayır. Ne de başkası bunu biz çıkmak söylemiyor. İstiyoruz. Çok yani Enver'in yani. Söylediği şey bu yani. Peki. Peki Halime 2 dakika. Tamam mı? Peki nasıl istersen Halime? Peki. Kemal Bey siz de mi? Ben de müsaade. Zaten kapatıyorum programı. Bu böyle olmaz yani. Konuyla alakalı o kadar yere çekeyim. Ben de kalmayayım yani hakikaten çünkü. Ben en azından kapatayım programı. Evet, kapatalım. Karşıt görüşten bu haftalık bu kadar sayın seyirciler. Daha doğrusu kısa bir araya gidiyoruz şimdi.